Türkiye Cumhuriyeti'nin koskoca 83-85 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti'nin hatta Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisi olarak övünen CHP'nin genel başkanı bu pandemi döneminde çıkıp bazı açıklamalarda bulundu. Ama ne açıklamalar? Belki 5 yaşındaki, belki 8 yaşındaki birkaç tane hani sokaktaki çocuğa, yani okula yeni başlamış çocuğa sorsanız belki ondan daha güzel açıklamalarda bulunurdu, daha güzel önlemlerde bulunurdu. Güldüğüm için de kusura bakmayın arkadaşlar, ama şimdi bir video izleteceğim size. Resmen yani komik bir durumdayız. Bu ülkenin acınacak hani bir muhalefet partisinin lideri var. Kemal Sunal gibi hani onlara yakışıyordu komedi filmi falan, ama bunlar yani siyasetçi, bunlara ülkeyi emanet edeceğiz ve bizi yönetecekler, ülkeyi yönetecekler, geleceğimizi temin edecekler, garanti altına alacaklar. Şimdi şöyle söyleyeyim, canınız sıkıldığında bu videoyu izleyin, neşeniz yerine gelsin diyeceğim. Anca bu kadar oldu bu videodan zaten. Allah Bakın pandemi arkadaşlar. önlemine bakın Allah aşkına. İnsan bari çağırır bu işin uzmanlarını. Oturur bu uzmanlarla konuşur. Hangi önlemlerin alınması gerektiğine bir bakar. Uzmanlara sorar, bu önlemler doğru mudur, bu yanlış mıdır, böyle bir önlem alalım mı, almayalım mı diye. Kahveler açık, güzel. Ama kağıt oynamak yasak. Vatandaş kahveye niye gitsin o zaman? Oysa önlem alabilirsiniz. Dersiniz ki her oyunda sıfır yeni kağıt açacaksınız. Bitti, bu kadar basit. Ama bu düşünülmüyor bir akıllarına bile yani. Ya sen gerizekalı mısın? Evet arkadaşlar, şimdi bu videoyu böyle yayınladığım için kusura bakmayın, çünkü telif atıyorlar bazı uyanıklar. Bu tamamen bize ait olduğu için şimdi bu şekilde böyle telif atamıyorlar. Ama neyse, konumuz da şu. Görüyorsunuz yani muhalefet partisinin lideri ya koskoca 6 ay boyunca, 8 ay boyunca dünyada koronavirüs vardı. Bir dünya can kaybı oldu. Bir iki hafta önce çıktı, resmen açıklamasında şöyle söylüyor, diyor ki iki aşamalı diyor, bak dünyada diyor, birincisi diyor pandemi diyor, böyle bir hastalık var mı, var, teşhis edildi, haydi bismillah. Hani bunu 6 ay sonra böyle bir açıklama yaptığına göre koronavirüsü gibi bir hastalığın dünyada olduğunu artık ikna olmuş, ona inanmış, bu büyük bir başarı, buna sevindik. Bu bir. İkincisi diyor ki ne, bunun diye iki türlü aşaması var. Birincisi, bulaştırmayacaksın kardeşim diye. Bulaştırmamak için elinden gelen her türlü önlemi alacaksın. Yine de bulaştı mı diyor, önlemlere rağmen. O zaman diyor tedavi edeceksin. Ya kardeşim, resmen hani Kemal Sunal'ın kürsüye çıkıp da biz buraya çıktık da çıkmadık mı dedik. Hani yollar ikiye ayrılır, oradan yeni birleşir. Hababam sınıfında oluyordu ya hani, millet gülüyordu, komedi geliyordu, dalga geçiyordu insanlar, şaka espri gibiydi. Resmen onun yapmış olduğu filmin gerçek hali. Şu adamdan medet umuyorlar, bu adama oy veriyorlar ya. Resmen komedi olduk ya. Yani ülkenin muhalefet partisi Hababam sınıfına döndü. Ve CHP'nin kendi içerisinden bazı kişiler de adam rezilledi, rezil yani, saçmalamaya başladı diyor. Kendileri bile söylüyor yani. Şu adamdan medet umuyorsun arkadaşım. Bu adam Türkiye'yi mi yönetecek ya? Adam ne diyor ya? Adam çıkmış şöyle diyor. Bak, 5 yaşındaki bir çocuğa, kendi çocuğunuz yok mu ya? 5 yaşında, 8 yaşında. Deyin ki ne? Bir hastalık var. Bu hastalığı önlemek için ne yapabiliriz diye çocuğunuzu sorun. Belki bundan daha fazla bilgi hani paylaşımında bulunur size. Daha fazla örnek ver. Adam diyor ki ne? Kahveler niye açık? Adam para kazanamıyor, oyun oynamak yeter. Bunun diyor hani uzmanlarına danış diyor. Abi kağıt oynamanın uzmanları mı var? Kağıt oynama uzmanı mı var? Hani kumar oynama uzmanı mı var? Hani ne oluyor diye. Yani daha önce bu koronavirüs gibi bir virüs dünyada bulaşmış. Bu kağıt hani kahvedeki bu ortamın virüsün hani yayılma etkisini kıran bazı kişiler önlem almış da ona uzmanlık alanı verilmiş de, o uzmanları mı var artık? Kahvede kağıt oynayanlara bu virüs bulaşmama uzman diye. Adam resmen saçmalıyor ya. Ne alaka yani? Her el kağıt dağıtacakmış. Yeni kağıt. Ya kardeşim, adam bugün 4 milyondan 5 milyondan çay içse, 4 çay içse adam, 4 kişi. Onu da, hani bu bir ayrı, hani bunu söyleyeyim de, 4 milyondan bir çay içse 20 milyon. Sıfır kağıt, internete gir bak kardeşim, o hani kağıt 17 liraya, git 1 milyon ceneye 17 liraya, adam 5 milyon 10 milyon hani satıyor ya, git oraya 17 milyon, 17 milyona kağıt alacaksın, sıfır kağıt, bir el döndüreceksin, 20 milyon çay parası alacaksın, ondan sonra çöpe atacaksın, cebine ne kalıyor kardeşim? 25 milyon para alsan
8 milyon, 9 milyon para kalıyor. Yetecek mi bu? Ne anladım bu işte? Ya onun diyeceğine herkese birer eldiven tak. 10 kuruşluk eldiven. Ondan sonra çöpe at de. Onu bari de yani. Eldiven yani. O bile ondan daha hani daha iyi bir öneri yani. Adam resmen yani Türkiye SSK'yı böyle battırmış işte. Yani ben hesap uzmanıyım diyor ya. SSK'yı battırmış. Gelmiş şimdi de Türkiye'nin ana muhalefeti olarak muhalefeti batırıyor. Türkiye'yi buna teslim edeceksiniz. İstanbul'u, Ankara'yı, İzmir'i ve Çanakkale'yi, Balıkesir'i kaç tane buna Eskişehir'i büyük illeri verdiniz ya. Antalya, Adana, Mersin hepsi bunda ya. Ya komiksiniz kardeşim. Ben yani size buradan hani hep böyle paylaşımlarda bulunuyorum. Aklınızı başınıza alın. Kendi çocuğunuza bakın. Kendi çocuğunuza, 5 yaşındaki çocuğunuza evinizi verip de bu evin reisi sensin, sen yöneteceksin diye yani 5 yaşındaki bir çocuğa getirip maaşını teslim edersen ne yapar ya? Oyuncak alır, çikolata alır, şeker alır. Sen de ay sonunu babayı alırsın yani. Kusura bakma da böyle bir şey. Sen buna neyi vereceksin bu adamı? Adam resmen Kemal Sunal'ın komedi filmini çekiyor burada. Kemal Sunal'a yakışıyordu ama bunlara yakışmıyor. Bu adam ülkeyi mi yönetecek? Sadece moralin bozulduğunda aç izle bunları. Bu kadar yani. Evet, beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın arkadaşlar.